أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزرع وبرع ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Şimdi iman esasları üzerinde bazı keşif notları vermeye devam ediyoruz. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, efendim, tevhidin aslı ve itikatta sağlam dayanak, mükellefin söylemesi farz olan şu esaslardır diyor. Allah'a Celle Celaluhu, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inandım. Kesin kes inandım diye tasdik ve ikrar etmiş olması ile iman gerçekleşir. Şimdi Allah'a iman, Hişam bin Muhammed Hasan Eşşeybani'den, efendim Hişam Muhammed bin Hasan Eşşeybani'den rivayet etmiştir. Efendim Ebu Hanife'nin şöyle dediğini duydum diyor. Allah'ın en büyük ismi Allah lafzayı celalidir. Celle Celaluhu. Tahavi ile ariflerin ekserisi de bu görüştedir. Şimdi burayı bakın, Ebu Hanife'nin böyle dediğini. Ne demişti? Allah'ın en büyük ismi Allah lafzayı celalidir buyurdular. Tahavi ile ariflerin ekserisi de bu görüştedir. Allah lafzı ile zikir yapan kimsenin bulunduğu makamdan daha yüksek bir makam yoktur demişlerdir. Allah'a iman, kendisinden alınmış olan, efendim, esaslara bakılmaksızın müstakil bir ilimdir. Şimdi buraya dikkat edelim. Allah'a iman başlı başına müstakil bir ilimdir. İşte buraya dikkat et. Allah'a nasıl inandın? Allahu Teala'yı nasıl tanıyorsun? Bu başlı başına bir ilimdir diyor. Kıymetli dostlarım, işte Fıkıh-ı Ekber sana bu ilmi de öğretiyor. Yalnız iyi anla, iyi dinle. Baştan sona kadar, ta ki kalbine nakşedinceye kadar bu ilimleri devam et. İyice öğren. İmanın parlasın, ebedi gürlesin. Kelamcılardan bir topluluk
Allah'ın birliğini ispat hususunda kendisi ile konuşarak bahse girmek istediler. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah'tan rivayet edildi bu da. İmam-ı Azam onlara şöyle dedi: Dicle'de bir gemi kendi kendine limana gidiyor. Kendi kendine doluyor. Yiyecek, giyecek ve benzeri eşya yükleniyor. Kendi kendine dönüyor, demir atıyor. Kendi kendine boşalıyor ve tekrar geri dönüyor. Böylece çalışmasına kaptansız, tayfasız, yani işçisi yok. Efendim, işçisiz, kaptansız, görevlisileri yok. Böyle olarak devam ediyor. Bu olaya ne dersiniz dedi. Onlar dediler ki bu mümkün değildir. Asla olamaz. İşte o zaman İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh dedi ki bu geminin böylece kendi kendine idaresi mümkün olmazsa ya bu alem, bu yerler gökler, bu kainat kendi kendine nasıl idare edilir? Hiç bunu düşünmediniz mi? Dedi. O kelamcılara karşı. Tabii buradaki kelamcılardan maksat tabiatı ilahlaştırmaya çalışan veya bunlar Allah'ın varlığını bir türlü kabullenemeyen, felsefenin sapık cinsinden olanlar. Efendiler, her şeyde Allah'ın birliğine delalet eden bir işaret vardır. İnsanoğlu neye bakarsa baksın, neyi görürse görsün, her şeyde Allah'ın birliğine delalet eden bir işaret mutlaka vardır. Allah Celle Celaluhu, Allahu Teala bütün alemlerin terbiyecisi ve idarecisi olan Allah'tır. Allah'ın birliği onun idare ve terbiyesinde de bir olmasını, eşsizliğini gerektirir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesinde bu mana gizlidir. Tevhidin çeşitleri. Şimdi Allahu Teala'nın birliğini bütün alemde her şey haykırıyor ve anlatıyor. Allah birdir, bir olduğu bütün kainatın her şeyinden anlaşılmaktadır. Ve le'in se'eltehum men halakas semavati vel arda leyegulunnallah celle celaluhu. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan elbette Allah yarattı derler Celle Celaluhu. Yine biz o putlara yalnız bizi Allah'a yaklaştırmaları için ibadet ediyoruz diyorlardı. Putperestler putlarına bu şekilde tapıyorlardı. Ma nabuduhum illa liyukarribuna ilallahi zülfa diyorlardı. Cenab-ı Hak onların bu durumunu haber veriyor bu ayeti kerime ile. Lokman suresi 25, Zümer suresi de 3. ayeti kerime. Kur'an-ı Kerim
ya Allah'ın zatından, isimlerinden, sıfatlarından ve işlerinden haber verir ki buna tevhid-i ilmi haberi denir. Ya şeriki olmayan yalnız Allah'a ibadet etmeye ve ondan başka ibadet edilen putları terk etmeye çağırır ki buna da tevhid-i iradi-i talebi denilir. Gerçek tevhide ulaşmak için bütün putları, bütün şerikleri, bütün tağutları bir defa reddedeceksin, Allah'ın birliğini kabul edip kalben tasdik edeceksin. Gerçek tevhide ulaşmadıkça iman olmaz. Ya emir ve yasaklardan, Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsettiği gibi, ya emir veya yasaklardan, Allah'a itaatın lüzumundan bahseder. Emir de bütün Kur'an-ı Kerim'deki emirler Allah'tandır. Bütün yasaklamalar da Allah'tandır. Allah'a itaatın lüzumundan bahseder ki, bunlar da tevhid ile ilgili. Efendim, ya tevhid ehline ikramdan bahseder veyahut da Allah'ı birlemenin mükafatından bahseder. Veyahut da tersini yapanlara Allah-u Teala azaptan bahseder. Azaptan haber verir ki bu da tevhidin hükmünden dışarı çıkanların cezasıdır. Yani tevhid ilmini, imanını kabul etmeyenlerin mutlaka Allah'ın azabına çarpılırlar. Kur'an-ı Kerim'in bütünü tevhidden, tevhid ehlinin haklarından, onların methinden, Allah'a eş koşmayı kötülemekten, Allah'a eş koşanların isyanından ve müstehak bulundukları cezalardan Kur'an-ı Kerim bahseder. Şöyle bir düşün, günde sen elham okuyorsun her namazda. Elhamın tamamı sana tevhidi ortaya koymaktadır. Tevhid nedir? Allah'ın birliği. Şimdi söz olarak Allah bir deyip de, fakat amellerinde, icraatlarında Allah-u Teala'ya eş koştuğunu, şirk koştuğunu bilemeyenler var. İşte her konuda tevhid ilmini, tevhid imanını Müslümanların iyi bilmiş olmaları gerekiyor. Biz de onun için Fıkhı Ekber bu gerçek iman ilmini ortaya koyduğu için biz de oradan keşif notları vermeye devam ediyoruz. Ey elham okuyan kardeşim! Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte bu tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yok. Hazreti Muhammed Allah'ın en büyük peygamberi, en büyük kulu ve son peygamberi. Hazreti Muhammed'e inzal edilen İslam'ın tümünü kişi ne yapar? Kalben tasdik eder, diliyle ikrar eder. Kelime-i tevhidin içi dolu İslam'dır. Yani İslam ile doludur. Şimdi günde elham okuyorsun. Elhamdaki tevhid manasını alman gerekiyor. Bak ne diyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi bu tam bir tevhiddir. Hamd, övgü, övme, övülme hakkı.
bütün yüce övgülerin tamamı alemlerin Rabbisi Allah içindir. Bak bu bir tevhid. Allah içindir diyor. Ve ilahlar içindir demiyor, Rablar için demiyor bak. Alemlerin Rabbisi Allah içindir diyor. Allahu Teala her kelimesinde de Kur'an-ı Kerim'in kendi birliğini alemlere ilan ediyor. Ben birim. Eşim benzerim olmadı olmaz diyor. Şerikim nazirim yok. Ve Cenab-ı Hak birliğini alemlere ilan ediyor. Er-Rahman, Er-Rahim. Bu da tevhiddir. Allah Rahman, Rahim'dir. Maliki Yevmiddin. Allah ceza gününün, din gününün eşsiz hükümdarı, mutlak hükümdarıdır, muktedir hükümdarıdır. Bak bunlar tevhiddir birer birer. Her birisi ayrıca Allahu Teala'nın birliğini cihana ilan ediyor. Rahman, Rahim olarak da bir, alemlerin Rabbisi olarak da bir ve bütün alemlerin muktedir hükümdar olarak bir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana kulluk eder, ancak yardımı senden isteriz. Bak bu da tevhiddir, başkasından değil. Kulluk Allah'a, yardım Allah'tan isteniyor. Bakın, arada kimse yok. Bir olan Allah'ın birliği, alemlere ilan ediliyor. Günde 40 defa acaba elham okumanın işte en başta gelen öneminden biri Allah'ın birliğini iyi tanımaktır. İhdinas sıratal müstakim. Bakın bunlar birer birer tevhiddir. Bizi sıratı müstakime hidayet eyle. Bak sadece yine yalvarış bir olan Allah'adır. Başka kimse yok. Araya kimsenin girme şansı da yok. Bunlar birer birer tevhiddir. Tevhid ehlinin yoluna hidayet olmayı da istemektir. Kur'an-ı Kerim gibi sünnet de açıklayıcı olarak gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed iyiden iyi açıklamıştır. Ona da Yüce Allah kendi açıklamıştır. Cebrail aleyhisselam da arada elçi olarak görev yapmıştır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed'den öğrenmek gerekiyor ki işte sünnet, şerefli sünnet bunun içinde çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'i alıp da sünneti almayanların bakın nasıl saptıklarına, sapacaklarına da bir bakın. Muhammedsiz Kur'an-ı Kerim anlamaya çalışanlar, peygambersiz ortaya bir din anlayışı koymaya çalışanlar, kitabı da kendi keyiflerine göre yorumlamaya çalışanlar. İşte bunlara da dikkat ederek Yüce Allah ne buyuruyor? El-yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti ve radditu lekümül islame dina. Bugün size dininizi tamamladım buyuruyor Cenab-ı Hak. Yüce İslam tas tamam. İslam'da hiç eksiklik yok. Kusur yok. Eksiklik kusur insanoğlunda. İslam'ı anlamayan, kavramayan veya yanlış anlayanlarda Yüce Allah bakın
Maide suresinin 3. ayeti kerimesinde El yevme ekmeltü leküm dineküm buyurdular. Bugün size dininizi tamamladım ve İslam'ı sizin için din olarak seçtim. Ve etmentü aleyküm nimeti, nimetimi de üzerinize tamamladım diyor. Ve din olarak da size İslam'ı seçtim diyor. Ey kıymetli Allah'ı dinle. İslam tas tamam, nimet tamamlanmış. Din olarak Allah insanoğluna İslam'ı seçmiş. Adem'in dini de İslam idi. İdrislerin, Şitlerin, Nuhların, Hütlerin, Salihlerin, İbrahimlerin, İsmaillerin, Şuayipların ve Lutların aleyhisselam dinleri, bütün peygamberlerin İslam idi ve İslam'dır. Yakupların, İshakların, Yakupların, Yusufların ve Musaların, İsaların, bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Ve her çağda ne yapmıştır? İnsanlara peygamberler göndererek bu İslam dini Adem aleyhisselamla başlamış, peygamberlerle devam etmiş, en son ve en büyük cihan peygamberi olarak Hazreti Muhammed gelmiştir. Şeriatlar yenilenerek gelmiş ama bütün yenilenen şeriatların asli esası İslam'ın içinde yenilenerek gelmiştir. Muhammedi şeriatla da tamamen İslam kemale erdirilmiş ve Muhammedi şeriat geçmişin tamamını da yenilemiş, bütün çağları kuşatan, hiç eksiği kusuru olmayan İslam ve onun nizamı ve kanunları ortaya Hazreti Muhammed'in şahsında Allah tarafından ne yapılmış? İslam düzeni kurulmuş. Artık ebediyata kadar peygamberlik kapısı kapanmış. Ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed, son peygamber. Ve Muhammedi şeriat da son şeriat. İslam zaten Adem'le beraber başladı, Muhammed'le ebedi devam ediyor. Bütün peygamberlerin dini İslam, insanlık alemini bölmenin, parçalamanın anlamı yok ki. Allah bir, ortaya koyduğu iman esasları da birdir. Bugün Adem'in amentüsüyle Nuh'un amentüsü aynıdır. Diğer peygamberler de böyle. Bütün peygamberlerin amentüsü aynıdır. Yani hepsinin imanı aynıdır. İnandıkları esaslar bakımından aynıdır. Bütün peygamberler Allah'ın birliğine inandılar. Allah'ın yüce sıfatlarla muttasıf olduğuna inandılar. Bütün milletlerine, kavimlerine de bu gerçekleri söylediler. Dünyada inanç esasları hiçbir zaman iki olmaz. Daima hak iman birdir. Hak İslam imanıdır o da. Bu hak olandan sapan insanlar dünyada birçok batıl inançlara saplanmışlardır. Batıl inançları insanlar kendileri uydurmuşlardır. Hak iman ve onun esasları peygamberler ve onlara inzal edilen kitaplarla devam ederek gelmiş. En son en büyük kitap da Kur'an-ı Kerim ve en büyük peygamber de Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam ve aleyhisselam. Öbür peygamberler köylere, şehirlere, devletlere gelmişler. Bir zaman dilimi için. Hazreti Muhammed böyle değil, bütün çağlara, bütün milletlere gelmiş.
bunu insanlık alemine doğru söyleyelim. Hazreti Muhammed'in ortaya koyduğu İslam imanı evrenseldir. Bütün vicdanları, bütün peygamberleri, bütün ilahi kitapları ne yapar? Evrensel vicdanında toplamıştır. Hak, gerçek olan ne varsa. Yanlışları dışlamış ve yanlışı ortadan kaldırmış, hakkı ortaya, hakikati ortaya koymuştur. Kıymetli dostlarım, biz gerçekleri söyleriz ama kişi kendi özgür, hür inancıyla, iradesiyle, özgürlüğüyle kabul etmek, etmemek kişinin kendine bağlıdır. Onun iradesine bağlıdır. İster inanır, ister inanmaz. Kendi bilir. Biz gerçekleri söylemekle insanlığa en büyük iyiliği yaptığımıza kesin inanıyoruz. Hâzâ belâgun linnâs. Bu Kur'an-ı Kerim insanlar için yeterlidir. Bunu kim söylüyor? Allah Teala. Nerede? İbrahim Suresi 52. ayeti kerimeye bak. Yani Kur'an-ı Kerim insanlar için yeterlidir. Kur'an-ı Kerim'in şahsında, Kur'an-ı Kerim'i açıklığa kavuşturan peygamberin sünneti, icma ve kıyas, yüksek alimlerin Kur'an anlayışıyla, bu ki peygamberimizden, eshaplarından ve ehl-i sünnet vel cemaat yolundaki doğru İslam anlayışı ile Kur'an-ı Kerim kendisi kendini açıklarken, Kur'an-ı Kerim'i peygamberimiz, yani onun sünneti, hadisi şerifler açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim Muhammed'e indirilmiştir. Onun için sahih hadisler de tapularla, senetlerle korunarak gelmiştir. İslam'da her şey sağlamdır. İslam'ın bozulma şansı yoktur. Yalnız insanlar olayları çarpıtmasınlar, yeter ki. İnsanlar aldatmasınlar, yüce İslam'ı doğru anlasınlar, doğru anlasınlar. Onlara yetmiyor mu ki biz sana kendilerine okunan bir kitap indirdik? Cenab-ı Hak, bakın Ankebut suresinin 51. ayetinde de böyle buyurdular. Ne buyurdular? Evelem yekfihim enna enzenna aleykel kitabe yutla aleyhim buyurdular. Sevgili peygamberimiz bu ayetleri sünnetle bütün Kur'an'ı, amir hükümlerini uyguladı. Her emrin nasıl yerine getirileceğini peygamberimiz bizzat gösterdi, uyguladı. Yerleşmiş bir yaşanan İslam var. Bir pratikteki var, bir de teorideki var. İşte teorideki İslam'ın kaynakları sapasağlam, bir de yaşanan, uygulanan İslam var. Bütün ölçüleriyle. Bu da korunarak gelmiş. İşte ehl-i sünnet ekolü ne yapmışlar? Yüksek alimler bu hem bilinen İslam'ı hem de yaşanan, uygulanan, yerleşen İslam'ı peygamber tarafından aleyhissalatü vesselam uygulanan İslam'ı bütün iman ve ameli salihiyle İtikatta, amelde, ahlakta, hukukta bütün belgeleriyle İslam sapasağlam ortadadır. İlim, ilim, ilim. İslam'ı doğru bilmek, doğru yaşamak, doğru tebliğ etmektir. Doğru okumalı, doğru da okutmalıdır. Yüce İslam
alemlerin okuludur. Bütün insanlığı okutan okul İslam'ın kendisidir. İslam evrensel bir okuldur. Ama sen bu okula kayıt olmuyorsun da okumuyorsun. O artık kendi problemin o. Kendi probleminle baş başa kalırsın. Rabbine de, Rabbimize de hesap verirsin. Kendin bilirsin. Hazreti Peygamber size neyi getirmişse onu alın. Bakın Hazreti Muhammed'e Allah tam yetki vermiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam size neyi getirmişse onu alın. Sizi nereden yasaklamışsa, nelerden, ondan da sakının. Haşr Suresi 7. ayet-i kerime. Ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nehakum anhu fentehu buyuruyor kim? Yüce Rabbimiz Allahu Teala. Hazreti Muhammed tam yetkilidir. O ne getirdiyse alın diyor bakın. Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma, kıyas, bilinen, yaşanan, anlaşılan, anlatılan Hazreti Muhammed'in anlattığı, öğrettiği, uyguladığı, yerleştirdiği İslam'ın bütün belgeleriyle İslam korunarak geldi. Sen Kur'an'ı alıyorum, sünneti bırakıyorum dersen peygamberi bırakmış olursun. O zaman Kur'an-ı Kerim'i anlayanı anlatanı bıraktığın zaman, Kur'an-ı Kerim herkes kafasına göre de yorum yaptığı zaman, işte dünyada başı bozukluk ortaya çıkacaktır. Dört mezhebin müştehitlerinin ilim yarışı, ondan sonra ne yapacak? Bu çığır çığırından çıkıp cahillerin yarışına dönüşecektir. İlmi ihtilaflar rahmettir. Rahmet yarışı cehalet yarışına dönüşecektir. İşte hak mezhepleri, müştehitleri, sünneti dışlayanların bilerek veya bilmeyerek nereye hizmet ettiklerine dikkat edilmesi gerekir. Bunlar ya bilmiyorlar, eğer biliyorlarsa ihanet ediyorlar. Kıymetli izleyenler, Allah'ın varlığı gözle görünür gibi apaçıktır. Çünkü mahluku görür görmez, mahluk haliksiz olmaz. Çünkü mahluku halik yaratmıştır. Her yaratılmışı gören, yaratılmıştan yaratanı öncelikle görür. Çünkü yaratan olmadan mahluk olmaz. Müessir olmadan eserler olmaz. Her şeyin yaratıcısı, tabii ki her eserin de müessiri Allahu Teala'dır. Allah'ın varlığı gözle görünürden daha açıktır. Çünkü Allah'ın varlığını iman, kalp, ruh ve marifet nurları dış gözden daha önce Allah'ın varlığını bilir, tanır. Ve akıl içinde akıl, kalplerin Allah'ı, sırların Allah'ı tanıması insanların dış gözünden önce kalp ve ruh yoluyla Allah tanınır. Onun için İslam'daki iman gayba imandır. Gayb, İslam'daki gayb imanı tam hakikattir. Onun için gayba inanan da insanların kalbi, marifet nurları, tevhid nurları, içindeki sırları ve aklı kami, aklı selim ki imanın emrinde olanlar bunlar ve Allah'ın emrine de sıkıca bağlı olanlardır.
Bunun için kıymetliler, peygamberleri kendilerine gökleri ve yeri yaratan Allah'ın varlığında şüphe mi vardır dedi. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, muhakkak Allah yarattı derler. Çünkü bu yerleri gökleri başkası yaratamaz ki. Tam vacip ve kudreti tam varlık, vacip bir vücut varlık. Onun varlığı zaruri ve varlığının zatının da iktizasıdır. O halde gerçek bir Müslüman olarak kendini dine yönelt. Allah'ın dinine ki insanları o din üzerinde yaratmıştır. İşte Rum suresinin 30. ayetinde de Cenab-ı Hak bütün insanlığı İslam fıtratıyla yarattığını buyurmaktadır, insanlık alemine duyurmaktadır. فَاَقِمْ وَجْهَكَ دِينَ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا buyurulmuştur. Hazreti Muhammed işte bu ayeti kerimeye dayanarak ve emsali ayetlere ne diyor? Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Görüyorsunuz bütün insanların yaratılış, fıtri yaratılışları İslam fıtratıdır. İnsanlar bu fıtratı sonradan ya geliştirir İslam ile veya bozar. Bozunca da işte başka inançlar, batıl inançlar ortaya çıkar. Bütün peygamberler tevhid inancını açıklamak için gönderilmişlerdir. Bu sebepten La ilahe illallah kelimesi üzerinde bir sözleri birleşmektedir. Bütün peygamberler La ilahe illallah demişlerdir. Ve kendi zamanlarında da kendileri o ortamın peygamberidirler. Fakat peygamberler bütün peygamberlere Hazreti Muhammed'i Allah ezelde tanıtmıştır. Peygamberler birbirlerini tanırlar, bilirler. Şu ayetler akli olarak Allah'ın varlığına delalet eden ayetlerdendir. Bakın Bakara suresinin 164. ayeti kerimesinde İnne fî halbis semâvâti vel ardı diye başlayan ilahir bu ayeti kerimede Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Şüphesiz yer ile göklerin yaratılmasında, gece ile gündüzün değişmesinde, denizle insanlara faydalı olacak şekilde yüzen gemide, Allah'ın gökten su indirip onunla ölmüş toprakları diriltmesinde ve yeryüzünde her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarları estirmesinde, yer ile gök arasında Allah'ın emrine amade bulutlarda, düşünen akıl sahibi kimseler için Allah'ın varlığına ve birliğine delalet eden birçok alametler vardır. Değerli kardeşim, Yüce Allah'ı iyi tanırsan, alemlerin mutlak hükümdarını tanımış olur, başkalarını Allah'a eş koşmazsın, tağutlara takılıp kalmazsın, şirkten paçan kurtulur, tevhid imanına ulaşırsın. Dikkat et. Yine Müminun suresinin 12-14. Ayetlerinden Rabbimiz
ve lekad halaknel insan min sülaletin min tin diye başlayan ayeti kerimelerde ilahillaye Rabbimiz bak ne buyuruyor. Biz insanı muhakkak çamurun özünden yarattık. Sonra insanın neslini sağlam bir yerde, rahimde bir nutfe, bir damla su yaptık. Sonra o suyu bir kan pıhtısı haline getirdik. Ondan sonra kan pıhtısını bir et parçası yaptık. O et parçasını da kemik haline çevirdik. Kemiklere et giydirdik. Sonra ona başka bir şekil vererek ruh verdik. Şekil verenlerin en yücesi olan Allah'ın şanının ne kadar büyük olduğuna bir bak diyor Cenab-ı Hak. Bak da gör. Bakıp da görmeyenlerden olma. Bak da gör. Cenab-ı Hak hem kalp gözü, kalp kulağı, gören ve duyan, dış gözü de Hakk'ı gören ve duyan kullarından eylesin. Niceleri var ki bakıyor ama gerçeği görmüyor. Mahlukata takılıp kalıyor, bir türlü tevhid imanına ulaşamıyor. Kıymetli efendiler, yine Fussilet suresinin 53. ayetinde Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hakku evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Sadakallahul azim. Mekke halkına ve bütün insanlık alemine ileride biz diyor. Bakın, o gün Mekke halkınaydı, bugün tüm insanlık alemine. Ta kıyamete kadar. Bakın biz diyor Cenab-ı Hak hem kendi nefislerinde hem yeryüzü etrafındaki ayetlerimizi, kudretimizin alametlerini göstereceğiz ki sonunda Hazreti Muhammed'in hak peygamber olduğunu, onun söylediğinin hak olduğunu kendilerine apaçık görünecektir. Şimdi dünyada daha insanlık biraz daha ilerlerse nice ayetler görecekler. Afaki ve entüsi alemde. Allah bu mucize ayetini de İnsanlığı ayrıca haber veriyor. Daha insanlık nelere kavuşacak? Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Keşifler, hak ilimler, hak keşifler ilerleyince insanlık neticede Kur'an'ın hak kitap olduğunu, Allah'ın kitabı olduğunu, Muhammed'in hak peygamber olduğunu insanlık anlayacak. İlim ilerledikçe hak ilimler insanlık İslam'a dönecek. Afaki ve enfüsi alemlerdeki nice ayetler gösterilecek insanoğluna. Bu da insanoğlu gayret etsin, iyi çalışsın. Her şeyde Allah'ın birliğine ve eşsizliğine delalet eden nice nice deliller vardır. Bazıları da olayların bir kısmını Allah'tan başkasına nispet ederler. Mecusiler gibi. Mecusiler kötülükleri ihremenin yani şeytanın karanlığına ki ihremen şeytandır. Onlarda hayrı da Rahman'ın nuruna nispet ederler.
puta tapanlardan bazıları da bazı eserleri putlara nispet ederler. Yüce Allah bunların bu batıl inançlarını reddederek bakın ne buyuruyor. Fussilet suresini anlattıktan sonra Hud suresi 53 ve 54. ayeti kelimelerde. Onlar dediler ki, ey Hud, sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle, yani tanrılarımızı diyor, yani putlarımızı terk etmeyiz. Ve biz sana inanmayız. Ancak şunu söyleriz ki, İlahlarımıza yani putlarımıza sövdüğün için muhakkak onların bazısı seni bir fenalıkla cinnetle çarpmıştır dediler Hud peygambere. Hud aleyhisselam ise işte ben Allah'ı şahit tutuyorum ve siz de şahit olun ki ben Allah'tan başka ona koştuğunuz ortaklardan, putlardan yani şeriklerin hiçbirine inanmıyorum. Onlardan beriyim dedi Hud aleyhisselam. Bütün peygamberler putları reddetmiştir. Allah'ın birliğini ilan etmişlerdir. İşte kıymetliler, Sabiler ve bazı müneccimler de kendilerine ışık tuttuğu için bazı olayları yıldızlara nispet etmişlerdir. Bunlar birer birer şirktir. Alemin tamamı hadistir. Yani sonradan Allah'ın yaratmasıyla yaratılmış şeylerdir. Yani yoktan var edilmişlerdir ki yoktan var eden sadece Allah'tır. O yaratıcı da yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Kıymetli efendiler, Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şey üzerinde de vekildir. Bu ayeti kerime de Zümer suresinin 62. ayetidir ki Allahu haliku kulli şeyin ve hu ala kulli şeyin vekil buyurmuştur. Yine Rabbimiz bir başka ayeti kerimede şüphesiz sizin Rabbiniz 6 günde yer ile gökleri yaratan Allah'tır buyurmuştur. Yunus suresi 3. ayette olduğu gibi başka surelerde de mevcuttur. Her kim bu alemin kadim olduğuna hükmederse o diyor kafirdir. Yani Allah'ı inkar etmiş olur. Bu alem kadim değildir, sonradan yaratılmıştır. Sonradan yaratılan hiçbir şey kadim olamaz. Allah'tan başka baki yoktur. Bir başkası da baki olamaz. Ancak Allah'ın varlığını devam ettirmesiyle varlığını devam ettirenler olur. O da Allah'ın yaşatmasıyladır. Mesela cenneti Cenab-ı Hak devamlı kılacak. Cehennemi devamlı kıldığını söylüyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın devamlı kılmasıyla onlar varlığını sürdürecekler. Hiçbir şey kadim değildir Allah'tan başka. Öyleyse Cenab-ı Allah kadimdir. Yani varlığının evveli yoktur, bakidir, varlığının sonu da yoktur. Yokluğu nefyetmeye efendim şimdi yönelir ki bu sebeple Turbişti kendi inancında şöyle demiştir. Mevcut ve kadim sıfatları Allah'ın zat sıfatlarındandır. Kıymetli efendiler, Allahu Teala
kadimdir, bakidir. Hiç bunu unutma. Yokluğu düşünülmeyen ve varlığı ebedi ve ezeli olan sadece Allah Teala'dır. İkrar imanın hükümlerini icra etmek için şarttır. Yani tasdik imanın rüknüdür. Ama mutlaka ikrar imanın hükümlerini icra etmek için o da şarttır. Bu görüş İmam-ı Azam'dan rivayet edilmiştir. İmam-ı Maturidi de bu görüşe meyletmiştir. Kıymetli efendiler, Mücadele suresinin 22. ayeti kerimesinde de Rabbimiz bakın ne buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi Allah'a ve peygambere karşı gelenlerle sevişir halde bulamazsın. Yani imanla küfür bağdaşmaz, sevişmez, bir araya gelmez. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Allah'a ve peygambere karşı gelenlerle sevişir halde bulamazsın. Kim? Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim Allah'a karşı gelenle nasıl anlaşabilir ki? Küfürle iman zıt birbirine. Cennetle cehennem nasıl zıtsa, onlar da zıt birbirine. Velev ki o karşı gelenler, babaları, oğulları yahut kardeşleri yahut kendi kabilelerinden olsun. İşte Allah böyle zalim kimseleri sevmeyen bir kavmin kalplerinde imanı tespit buyurmuş ve kendilerini yüce katından bir rahmet ile kuvvetlendirmiştir. Oğlu inanmış, babası inanmıyor. Efendim veya yakın akrabalar, diğerleri de böyle. İşte bunlar diyor Cenab-ı Hak, babaları, oğulları yahut kardeşleri bile olsa, birinde iman var, birinde küfür varsa, bunların diyor, sevişmeleri, anlaşmaları, kaynaşmaları mümkün olmaz. Çünkü imanla küfür birbirine zıttır. Bedir'deki barış için yapılan savaşta imana saldıran şirk Bedir'de neydi? Bedir'de bir avuç Müslümana küfür, şirk çullanmış güçlü bir orduyla imanı yok etmek için Bedir Savaşı'na müşrik güçlü ordusuyla gelmişti ve müminlere saldırmıştı. Gökten Allah'ın orduları indi ve iman küfrü orada batılı ortadan kaldırdı. Güçlü ordu orada ne yapıldı? Gücünü kaybetti. İman ve hak batılın tepesine bindi. Şeyhülislam Pezdevi bu konuda şöyle diyor. Bir kimse kalpten inanıp özürsüz olarak bu imanını açıklamayı terk ederse mümin olamaz demiştir. İşte kıymetliler, Allah'tan başka bir ilah bulunmadığına şehadet getirinceye kadar insanlarla bakın imanı bütün insanlığa ne yapıyor? İmanı takdim ediyor. İman küfürden insanlığın kurtuluşu için
barış, imanın güvenliğini de barışını yerleştirmek için ben diyor bu küfürle, zulümle, hak tanımazlarla savaşmakla emrolundum diyor. Buhari-i Şerif de bu da zikrolunmuştur. Yine başka bir rivayette ise La ilahe illallah deyinceye kadar buyurulmuştur. Bu kelimenin manası Allah Teala'nın varlığını, zatında ve sıfatlarında birliğini itiraf ederek tasdik ettim demektir. İşte çok kıymetli efendiler, Yüce Allah isimleriyle, sıfatlarıyla, kitabı Kur'an'la iyi tanınıp Allahu Teala'nın kendini bize tanıttığı gibi Allahu Teala'ya iman etmiş olmak herkesin görevidir. İman edenler gerçekten iman ettiler. Ve hepimiz Yüce Allah'ı Kur'an-ı Kerim'deki ve Allahu Teala'nın kendini tanıttığı zat-ı subuti, fiili, sıfatları ve yüce isimleriyle ve onun eserleriyle Allah'ı tanıdık, iman ettik. Allah alemlerin eşsiz hükümdarıdır. Eşi benzeri yoktur, olmadı olmayacak. O zatında, sıfatlarında, her şeyinde Allah birdir. Kıymetli dostlar, şimdi sizlere inşallahu teala diğer iman esaslarıyla dersimiz devam edecektir. Yüce Allah'a hakkıyla iman eden kullarından eylesin. İmanı kamil ve daim olan kullarından eylesin. Şimdi meleklere iman, iman esaslarından biri de meleklere imandır. Yüce Allah iman esaslarını ortaya koymuş. İnanacağımız, bakın, iman esaslarından biri de meleklerdir. Allah'ın meleklerine biz şöyle inanırız. Allah'ın emrine karşı gelmezler. Emrini yerine getirirler. Melekler günah işlemekten korunmuşturlar. Erkeklik, dişilik yoktur meleklerde. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde melekleri dişilikle vasıflayarak Allah'ın kızlarıdır diyenleri reddediyor. Onun için kıymetliler, yoksa Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl böyle bir hüküm veriyorsunuz? Allah'ın oğlu kızı olmaz. Arap müşrikleri, melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Allah'a şirk koştular. Ve Allah'a iftira ettiler. Kendilerini mahvettiler. Dolayısıyla melekler Allah'ın nurdan yarattığı kullarıdırlar. Yüce Allah onlara çeşitli görevler vermiş. Onlar görevlerini güzelce yapar dururlar. Sayılarını da Allah'tan başka kimse bilmez. Yer, gök, arş-ı âlâ ve etrafı meleklerle dolup taşmaktadır. Biz Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sevgili Peygamberimiz o nur saçan sözlerinde, hadisi şeriflerde nasıl tanıttı ise biz öyle tanır, öyle iman ederiz. Kitaplara iman. Şimdi kitaplarda iman
biz ne yaparız? Allah'ın bütün kitaplarına iman ederiz. Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan gibi, yani şanlı Kur'an gibi adet tayin etmeksizin Allah katından indirilen bütün kitaplara iman biz ettik. Biz böyle iman ettik. İslam'ın amentüsü yani evrenselden daha evrenseldir. Onun için Allah katında onun katından kitap olarak inzal edilen suhuflar olsun, dört büyük kitap olsun, Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği neler varsa bunlara biz ne yaparmayız? Adet sayı koymayız. Her ne kadar bilinenler, başta Kur'an-ı Kerim, mesela Tevrat, İncil, Zebur, suhuflar ise de bir de Allah katından ne kadar indirilen bütün kitaplar, bilinen bilinmeyen, biz bunların tümüne iman ettik. Kur'an-ı Kerim'in tasdikinden geçen, Hazreti Muhammed'in tasdikinden geçen ne kadar ilahi emir varsa bunlar geçerlidir. Bugün de yarın da. Kur'an-ı Kerim'in tasdik etmediği, Hazreti Muhammed'in tasdik etmediği hiçbir şey geçerli değildir. Çünkü geçmişi Yüce Allah Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'le yenilemiştir. Peygamberlere iman, Allah tarafından gönderilen bütün peygamberlere biz inandık. İnanacağız, inanıyoruz falan değil, inandık. Bütün peygamberlerin peygamberliğine. İşte İmam-ı Azam'ın da ifade buyurdukları gibi Resul kelimesini Nebiye eş anlamlı olarak kullanmıştır. Fethül Kadir sahibi İbn-i Hümam da bu görüşü benimsemiştir. Ancak cumhura göre Resul kelimesi Nebi kelimesinden daha hususi bir mana taşır. Kitaplar ve peygamberler meleklerden şöyle bir daha faziletlidirler. Kitaplar ve peygamberler meleklerden daha faziletlidirler. Şimdi ehl-i sünnete görüşüne, bu görüşüne uymayanlar melekleri öne almaya çalışmışlardır. Fakat ehl-i sünnet inancında İlahi kitaplar ve peygamberler meleklerden daha faziletlidir. Öldükten sonra dirilmeye iman, kesin deliller ortadadır. Bu alem yoktan yaratılmıştır. İnsanlar ölünce kesin dirileceklerdir. Biz ölünce dirilmeye kesin kesin andık. Yok olduktan sonra yeniden var olmanın adı dirilmedir. Sonra sizler şüphesiz kıyamet gününde diriltileceksiniz. Müminun suresi 16. ayeti kerimede Rabbimiz böyle buyuruyor. Sümme inneküm yevmel kıyameti tübasun buyurulmuştur. Yine Rabbimiz o inkarcı insan görmedi mi ki biz onu bir damla sudan nasıl yarattık? Şimdi de aşikar bir mücadeleci kesildi. Buyurdular. Bir başka ayeti kerimede de böyle buyurdular. Yine bir damla sudan yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi.
bu kemikleri dağılıp çürümüşken kim diriltir dedi. Ey Resulüm, şanlı Muhammed de ki, onları ilk defa yaratan diriltir ve o her yaratılanı tamamıyla bilir. İşte kıymetliler, gerçekler ortadadır. Yasin-i Şerif'in 77, 78 ve 79. ayeti kerimelerde de bu yaratılmanın her türlüsünü bilen ve yaratan Allah Teala'dır. Cennet ehli tüysüz ve sakalsızdır. Gençleri hiç ihtiyarlamazlar. Elbiseleri de eskimez. İşte ehlül cenneti curdun, nurdun la yefna, şebabuhum ve la tebla, siyabuhum. Sevgili Peygamberimizden bu haber rivayet edilmiştir. Bunların kaynağında Tirmizi vardır. Kıymetli muhaddislerimizden. Cehennemlik birinin sırtı Uhud Dağı gibidir. Çünkü cehennemde şiddetli azap görecektir. O azaba onlar hazırlanmaktadır. İkinci beden, ilk bedenin asli cüzlerinden yaratılmış olmasaydı, o zaman belki tenasuh olabilirdi. Evet efendiler, tenasuhu Yüce İslam, Ehl-i Sünnet vel Cemaat inancı reddeder. Tenasuh şirktir. Esas tenasuhun tarifi, bakın, ruhların ahirette değil, dünyada şahıslara iadesidir. Zira tenasuh inancına sahip olanlar, cennet ve cehennemi ve ahirete ait diğer işleri inkar ediyorlar. Bu sebepten bu inançta olanlar tekfir edilmişlerdir. Yani bunlar dinsiz ve imansızdır demişlerdir. Her ne kadar dinleri varsa da, biz dindarız deseler de, tenasuh inancı onların inancını ne yapıyor? Tehlikeye atıyor. İmanlarının yok olma tehlikesiyle baş başa bırakıyor. Şüphesiz ayetlerimizi inkar eden kafirleri yarın ateşe atacağız. Onların derileri de piştikçe azabı duysunlar diye kendilerine derilerinden başka deriler vereceğiz, yenileyeceğiz. Çünkü Allah gerçekten azizdir, hakimdir. İnnellezine keferu bi ayatina sevfe nuslihim naran kullema nadicet culuduhum bettelna lehum culuden gayraha liyezugul azabe innallaha kan azizen hakima buyurulmuştur bu ayeti kerimede de. Haşir ise ancak her şeyden evvel, ömrün evvelinden sonuna kadar cesetlerin bütün cüzleriyle olur. Yani insanlar bütün varlığıyla dirilirler. Hatta öyle ki iade manasını gerçekleştirmek için Cenab-ı Allah sünnet yerinden kesilen et parçası ile tırnaklardan, saçlardan kesilenler, dişlerden çıkarılanlar ve benzeri vücutun ilk yaratılışında var olan bütün cüzleri
iade edecektir. Tam dirilecektir herkes. Allah akılları dirilteceği gibi, akıllıları dirilteceği gibi, delileri ve çocukları, cin ve şeytanları, hayvanları, haşereleri ve kuşları da diriltecektir. Hadis-i şerif vardır. Azası henüz tamamlanmamış bulunan düşük çocuklar diriltilecek mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife'den rivayet edildiğine göre, düşük çocuğa ruh verilmişse diriltilecektir demiştir. Doğru olan görüşte budur. Haşrin ruh ve cesetten meydana geleceğidir. İnsanlar bu cesetlerine ruhları girecek ve birlikte dirilecektir. Ve hem ruhları hem cesetleri haşredilecektir. Evet çok kıymetliler, sizlere keşif notları vermeye devam ediyoruz. Bir de kadere iman, biliyorsunuz. Kadere inanmak iman esaslarındandır. Kader, fayda, zarar, güzellik, çirkinlik ve bunları kaplayan zaman ve mekanla, bunlar üzerinde tereddüt eden sevap ve azap cinsinden yaratıkların hepsini bulunduğu durumda tayin etmektir. Cenab-ı Hak insanlığın bu özelliklerini ta ezelde bildi ve takdir eyledi. Evet, tayin eyledi, takdir eyledi. Ahiret yerine öldükten sonra dirilmek. Şöyle bir dikkat et. Kabirdeki hayatı da içine almaktadır. Ahiret günü ifadesiyle öldükten sonra dirilmek. Yine İmam-ı Azam'ın bu iki ifadesiyle kabirde dirilmek manası da kastedildiği görülmektedir. Kaderin içinde bunların tamamı dünya ve ahiretle ilgili ne varsa bulunmaktadır. Bu Allah'ın ilminin ezeli ebedi her şeyi kuşatmasıyla kader yazılmıştır. Evet kıymetliler, Allah'ın ilmini iyi bilen insanlar Allah-u Teala yanlış iş yapmayacağını, her yaptığı işin yerli yerince yaptığını bilirse, ki her mümin bilir, Yüce Allah-u Teala'nın ilmine güvenen kadere tereddütsüz inanır. Yalnız suçu Allah'a atmaya kalkmadan kendi kulluk görevlerine sıkı sarıl. Kaderine de iyice inan. Allah'a da teslim ol. Sakın ola ki kadere suçunu, kendi suçunu kaderine yükleme ve Allah'a iftira etme. Bunun adını da kadere inanıyorum da zannetme. Kadere iyice inan. Kaderi Allah ezelde bildi, yazdı. Bu ezelde bildiği ve yazdıkları kaderdir. Takdirdir, her şey takdir iledir. Bir de yazdıklarının zamanı gelip yazdığı yazıldığı gibi zuhur etmesine kaza denir. Bunun için kazaya, kadere iyice inan, onun içeriğine de inan ama kulluk görevini yapmadığın zaman, Allah'a itaat etmediğin zaman burada özgür iradenle suçlu sensin. Sakın kimseyi suçlama.
Ve sana verilen kuvvetlerle herkese verildi bu kuvvet. Bütün beceriler ve kuvvetler verildi. Bunlarla iyilik yapma, hepsini iyiliğe, imana, ameli salihe sarf etme şansı verildi. Adam bu şansı gitti küfre ve yanlışa kullandı. Özgür, hür iradesiyle. Sakın ola ki kadere inanıyorum diye Allah'ı suçlamaya kalkma, ayakların gümbür gümbür cehenneme kayar gider. Duyduk duymadık da deme. Öldükten sonra hesap gününe iman. Bir de insanların Allah'a hesap verecekleri kesindir. Herkes büyük mahkemede Allah'a hesap verecektir. Kim olursan ol. Fakir ol, zengin ol. Kadın ol, erkek ol. Efendim memur ol, amir ol. Asker ol, er ol, maraşal ol. Hakim ol, savcı ol. Müşteki ol, şahit ol, sanık ol, tanık ol, fark etmez. Hükümdar ol. Allah'a herkes hesap verecek. Allah'ın emrinde olanlar, Allah'ın kanunlarına tabi olanlar komple kurtulacaklar. Kendi kanununu zorlayıp da kendi hakimiyetini, kendi dayatmasını, kendi şeriatını dayatıp da Allah'ınkini tanımayanlar Allah'a hesap verecekler. Paçalarını kurtarsınlar. İkin başka Kur'an bulsunlar, başka Allah bulsunlar da kendilerini kurtarsınlar. Başka ilah da yok, başka kitap da yok. Efendim, Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu haberlerin dışında ve başka peygamber de yok, yani son peygamber olarak. Herkes aklını başına alsın, Allah'a herkes hesap verecek. İman esaslarından biri de bu. Ben hesap vermem diyen şu anda imansızdır. Allah'a hesap vermeyen olmaz. Herkes hesap verecek. Bu derslerimizin amacının biri de Ya Rabbi senin yolunda hizmet vermeye azimizle çalıştık. Çalıştık senin lütfunla, kereminle diye mahşere o hesap gününe hazırlık için yapıyoruz bunları. Hesap gününe hazırlıktır. Birileri bize alkış tutsun, aferin desin diye değil. Biz takdiri, mükafatı sadece Allah'tan bekliyoruz. Hiç kimseden bir şey bekleme şansımız yok. Yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını istiyoruz. O razı oldu mu, işte kurtulduk. Onu razı edemezsek, vay geldi halimize. Biz ondan razıyız. Allah-u Teala'dan, onun bütün emir ve kanunlarından, bütün varlığımla ben razıyım, bütün dünya şahit olsun. Ben Allah'tan ve onun bütün emirlerinden razıyım. Suç varsa benim suçum. Eğer dünyada yanlışlar yaptıysam o benim suçum. Yanlışların karşılığında çileler çekmişsem o benim suçum. Değerli kardeşim, Allah'ta suç olmaz ki. Peygamberde suç olmaz. Kur'an-ı Kerim'de, İslam'da kusur olmaz ki. Biz kusuru kendimizde arayacağız. Çırpınacağız, Allah'ı ve onun emirlerini en iyi şekilde okuyacağız, öğreneceğiz, gereğini yapacağız. Bakın, herkesin ortaya koyduğu bir kuralı ve düzeni var, kurduğu düzeni. Herkes kendi düzenine, kuralına uydurmaya çalışıyor, mecburen. Sen kendi önündeki
birilerinin yazdığını ve bozduğunu, bozacağını bile bile, bugün yazıp yarın bozduğunu bile bile dayatıyorsun benim kurallarıma uyacaksın diye. Peki Allahu Teala'nın kurallarını tanımadan kendi kuralını tanıtanlar ve dayatanlar yarın Allah'a hesap verirken Cenab-ı Hak onlara soracak. Kendi kurallarınızı dayattınız millete. Ama benim kurallarıma siz uymadınız. Sizin tanrınız, ilahınız kimdir? Hadi şimdi sizi onlar kurtarsın. O kimse, liderleriniz, önderleriniz, ruhbanlarınız, çağırın onları da kurtarsın. Bu büyük mahkemede dediği zaman, bütün hakimler hesaba çekildiği zaman, ayağını denge al ey insanoğlu, ey sahte ilahiyatçılar, doğru ilahiyatçı olanlara hiçbir sözümüz yok, takdirimiz var. Ey sahte ilahiyatçılar, bu millete bu dini doğru anlatın. Kendinizi de insanlığın da kurtuluşuna vesile olmaya çalışın. Kimse kimse hidayet edemez. Ama hidayet vesilesi İslam'ın kendisidir. Tam vesiledir her şeyiyle. Yüce Allah rahmetinin, nurunun, fazlının içine aldığı, selametiyle kuşattığı, ebedi yülebet razı olduğu kullarından eylesin.